Herkese merhaba. Bugün tavuklarımızı sabah saldıktan sonra sizler için bahçemize çekeceğim arkadaşlar. Daha önce videolarımda sürekli çekmemi isteyen takipçilerim vardı. Bugün de sizler için bahçemize neler ektiğimizi, bahçemizde neler olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Ama öncelikle bakın zaten daha önceden sizlere söylemiştim. Bakın buraya bir tel örgü çektik. Tavuklarımız ektiğimiz ekinlere zarar vermesin diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi içeride, bu telin dışına çıkamıyorlar. Tabii çok nadir bazıları, gerçekten bir bakıyorum onca yüksek telin üzerinden uçup yan tarafa geçmiş oluyorlar. Ama hepsi değil arkadaşlar, bir iki tanesi. Evet, şimdi sizlerle şuradan hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın burada bamya var. Daha hiç toplamadık. Büyük ihtimalle bir haftaya falan bamya toplamaya da başlarız. Gördüğünüz gibi en azından hani bamyanın bitkisi nasıl olur bilmeyenler varsa arkadaşlar onu da öğrenmiş olurlar. Bakın burada da fesleğenlerimiz var. Gördüğünüz gibi bir sıra boyunca yine fesleğen. Bakın görüyorsunuz, yakından çekiyorum sizler için. Şuradan devam edelim. Burada biberlerimiz var arkadaşlar. Bu tarafta da. Bakın göstereyim sizlere. Maşallah. Acı biber bunlar. Şöyle devam edelim. Burada fasulyemiz var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yakından çekeyim arkadaşlar. Fasulyenin içinde bakalım fasulye var mı? Evet arkadaşlar, maşallah fasulyemiz de varmış. Yeni yeni, gördüğünüz gibi. Şöyle dönelim. Bakın burada da patlıcan var. Bir sıra boyunca patlıcan ektik. Şurada göstereyim sizlere. Maşallah. Patlıcan da yeni yeni olgunlaşıyor. Bazı sebzeler biliyorsunuz yaz başında yeni yeni verim vermeye başlar. Bakın maşallah. Şöyle devam edelim. Burası hep patlıcan. Burada da patlıcan ve biber var. Burada da domatesimiz var. İki yerde domates ektik arkadaşlar. Bir sera içinde, bir de sera dışında. Buradakiler bakın yeşil. Biberlerimiz farklı biber. Acı mıdır tatlı mıdır ama bunu bilemedim. Burada da bakalım. Şurada kıl biber var. Bakın. Maşallah. Ama bu biber acı. Evet. Bundan eminim. Arkadaşlar bunlar acı oluyor. Dediğim gibi hani yaz başına yetişmesi için sera içinde ektik. Videonun sonlarına doğru sizin seranın içine girip seranın içindeki sebzelerimizi göstereceğim. Maşallah. Daha yeşiller ama arkadaşlar biraz daha zamanı var. Dediğim gibi sera içindekilerdeki domatesler ve salatalık biber var. Onları da çok erken ektik. Hemen erken yiyebilelim diye. Sera dışındaki domatesler daha olgunlaşmamış, gördünüz. Evet, bunlar börülce arkadaşlar. Şimdi hemen orayı anlatırken bu tarafa geçtim. Bunlar burada ektiklerimiz de börülce. Gördüğünüz gibi maşallah. Hani bu bitkileri bilmeyen varsa en azından. Bu tarafta da bal kabaklarımız var. Çiçek açmış. Bal kabaklarımız. Yani bunlar da bir haftaya falan birkaç tane böyle bal kabağı, minik minik bal kabağı vermeye başlar. Devam edelim şu tarafta arkadaşlar. Buralarda mısır ektik. İleride mısırlarımızı alıp suda haşlarız ya da mangalda böyle közde. Bunlar da yer fasulyesi arkadaşlar. Bakın maşallah. Yer fasulyesinde bayağı bir varmış. Şöyle bakın. Boydan boya hep yer fasulyesi. Gördüğünüz gibi. Şurada yan tarafta da fıstık ektik. Fıstığı tabii daha geç ektik. Bu diğer sebzelerimize göre.
Yeni yeni bakın büyüyor. İnşallah. Tabii fıstığın biraz daha zamanı var. Böyle Ağustos gibi emin değilim ama Ağustos gibi topluyoruz fıstığı. Temmuz Ağustos gibi büyük ihtimalle öyle bir şey. Yani zamanı var. Şimdi arkadaşlar Sera'nın oraya gideceğiz ve size oraları çekeceğim. Evet arkadaşlar hemen kümesin yan tarafı. Şurada nanemiz var. Şurada az ileride buradan tam çekemiyorum tel örgü var diye. Orada maydanozumuz var. Bu tarafta da kabak var. Bakın. Artık kabak mevsimi de bitmek üzere arkadaşlar. Normalde her gün her gün koparıyorduk ve neredeyse bir kova dolusu kabak topluyorduk. Şu an fark ettiğiniz gibi bakın yaprakları da artık yavaş yavaş soluyor. Çünkü bitiyor arkadaşlar. Mevsim bitmek üzere. Burada soğanımız var. Şimdi sizler için seranın içine girelim. Ve seranın içini çekmek istiyorum size. Şöyle kapıyı açtık. Tabi umarım girebilirim arkadaşlar. Orman gibi içerisi. Maşallah her taraf yemyeşil. Bakın salatalığımız. Şöyle bir girelim. Boydan boya bakın hepsi biber. Tabi ben biraz geç kaldım. Yine de hani benden önce annemle anneannem toplamış. Bakın maşallah acı biber severlere. Biberlerimizin çoğu acı. Bunlar da gördüğünüz gibi maşallah. Bu tatlı olabilir. Beni de sığmıyor arkadaşlar. Yan tarafa çarptım. Sanırım biraz biberin ucu kırıldı. Maalesef. Şimdi size göstereceğim. Orman gibi olmuş ama gerçekten. Evet arkadaşlar eve alırız, evde yeriz en azından. Ama dediğim gibi benden önce annem ve anneannem toplamış. Tabii bu kadar biberi maşallah hepsini toplayamaz. Hani sadece yemeklik birkaç tane topluyorlar. Burada da biberler görüyorsunuz. Dediğim gibi boydan boya, uçtan uça biber. Bu tarafta da yeniden salatalığımız var. Sera'nın diğer çıkış tarafında. Yan taraftaki domateslere bakın. Maşallah görüyorsunuz buradaki domateslerimiz. Buradakiler kızarmaya başlamış. Umarım kırmızı domates bulabilirim. Şuradan göstereyim. Maşallah bakın evet. Çünkü sabah domatesleri topladılar benim bildiğim. Hani yine de içinde birkaç tane vardır. Bakın ileride de bir tane var. Benden önce hani ben kalkana kadar tavuklara bahçeye salana kadar bizimkiler domates, biber, salatalık, fasulye falan kabak da yanılmıyorsam. Hani artık az kabak var ama kabak da toplamışlar diyebiliyorum. Maşallah gördüğünüz gibi bu sıranın hepsi biber. Yan tarafı sağarsa size yan tarafı da çekeceğim. O taraflarda da hep domates var. Ama pek ümitli değilim. Çünkü beni sığmaz. Seren içi hani hem boyum uzun olduğu için burada da bir tane salatalık var. Ve domates o kadar çok büyümüş ki maşallah arkadaşlar. Hani her yeri kapamış. Geçerken kırmak istemiyorum. Az önce gördüğünüz bir tane biberi dalını kırdım maalesef. Evet arkadaşlar bakın maşallah gördüğünüz gibi dedim. Size dediğim gibi domatesi erken ektik. Ve de seranın içinde olduğu için erken verim, hani dışarıdakileri gördünüz yemyeşildi daha ama bakın seranın içinden domates yemeye başladık. Çok şükür hani artık hiçbir yerden hani dışarıdan bir şeyler satın almıyoruz sebze olarak. Her şeyi kendimiz ektik. Bakın burada da domatesimiz maşallah. Şuna bakın. Tam olgunlaşmış. Kan kırmızısı gördüğünüz gibi ne güzel. Evet, dediğim gibi çok şükür ki yani insanın biraz bir avuç toprağı olsa bile kendi sebzesini, kendi meyvesini ekiyorsa ne mutlu ona. Hiçbir yerden dışarıdan almak zorunda kalmıyorlar. Biz de çok şükür gördüğünüz gibi kendi sebzemizi, kendi meyvemizi kendimiz ekip kendimiz toplayıp yiyoruz. Çok şükür evet. Yani görmek isteyen takipçilerim vardı. Bu videoyu da onlar için çektim. Farklı olarak
bahçemizde ektiğimiz sebzelerimiz, meyvelerimiz. Hani erik de var, bir sürü erik. Eriği belki sonradan çekerim ama erikleri toplayıp şey yaptık, gönderdik arkadaşlar pazara falan. Evet, birkaç tane topladım sizler için. Hem video çekip hem de toplayamıyordum. Şöyle bir yakından göstermek istedim sizlere. Video orada durdurdum arkadaşlar. Sonradan da birkaç salatalık, birkaç biber, birkaç tane de domates topladım sizler için. Şöyle salatalıkları yan yana, domatesleri yan yana, biberleri de yan yana. Bir tane de kırmızı biber var. Gördüğünüz gibi maşallah sizler için, hani kendi bahçemizden. Bir de şimdi anneannemle annemin topladıklarını göstereceğim size. Evet bakın, kıl biber toplamışlar, fasulye toplamışlar ve iki tane de biber. Gördüğünüz gibi bu tarafta da salatalık ve kabak. Evet arkadaşlar, size kabak mevsiminin sona yaklaştığını söylemiştim. Bakın bugün yalnızca bir kabak toplamışlar. Evet, bu güzel videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.